yapmışlardı. Ya temenniyle gerçeği birbirinden ayırt etmek için bir itirazım var. Bu ülkede siyaseti kutuplaştıran Recep Tayyip Erdoğan değildir. Recep Tayyip Erdoğan'ın söyleminde öteden beri tanıdığım için biliyorum. 80 öncesinden tanıdığım için biliyorum. Büyükşehir Belediyesi'nden, il başkanlığı döneminden ve bugüne kadar. Hep zenci gibi görülen, dışlanan, aşağılanan, ötekileştirilen bir insan olarak biliyorum. Biz bu duyguyu yüreğimizin içine kadar. Ama Erdoğan hiçbir zaman kimseyi ötekileştirmedi. Hep yaradılanı yaradandan ötürü severiz dedi. Hep biz farklılıklarımızla birlikte Türkiye'yiz dedi. AK Parti'nin kendi siyasal mimarisine bakınız, sosyolojik mimarisine bakınız. Orada Türkiye'nin bütün renkleri vardır. Ve bütün renkler AK Parti'de eşit derecede önemlidir. Kimse bir diğerinden daha imtiyazlı değildir AK Parti'de. Şu şekilde düşünen var, bu şekilde düşünen var, Alevi var, Sünni var, içki içen var, içmeyen var, dindar var, dini hassasiyeti olmayan insanlar var. Türkiye'nin sentezi AK Parti aslında. Ve şunu çok içtenlikle söylüyorum. Eğer Erdoğan tecrübesi, AK Parti tecrübesi olmasaydı bugün Türkiye müthiş bir siyasal radikalizmle karşı karşıya gelirdi. Taliban türü bir radikalizmle karşı karşıya gelir. Taliban'ı olumsuzlamak için söylemiyorum. Ben Türkiye'nin sosyolojisine denk düşmediği için Taliban eleştirisini önemserim. Eğer bugün laiklik bir dine karşı duyarlı olan kesimlerin gözünde de artık dinsizlik olarak görülmüyorsa, iki, hala laiklik gerçekten bir yaşam tarzı olarak dayatılmıyorsa, bütün bu uzlaşıyı sağlayan lider Recep Tayyip Erdoğan, demokratik özgürlükçü laiklik anlayışıyla hem laikliği olması gereken yere çekmiştir, hem de laiklik üzerinde din siyaset üzerindeki kutuplaşmayı sona erdirmiştir. Dolayısıyla devletine tek parti döneminden ötürü laikçi uygulamalarından ötürü muhber olan geniş mütedeyin dindar muhafazakar kitleyi devlete aidiyet temelinde, sadaka temelinde birleştirmiştir. Yani bunlar çok önemli şeylerdir. Yani geniş bir sosyoloji, siz çeperde kendini dışlanmış, ötekileştirmiş bir sosyolojiyi merkeze eklemliyorsunuz ve kendi devletine sahip çıkan bir topluluğa dönüştürüyorsunuz. Yani bugün başörtüsü, laiklik ve benzeri konularda kutuplaşma yoksa bunu sağlayan lider Recep Tayyip Erdoğan'dır. Evet, siyasal eleştiri getiriyor. Bazen çok sert de siyasal eleştiri. Ben onu söylüyorum yani. Ama bu bir zihniyet eleştirisidir. Bakınız. Bu kadar yoksa sert olması. Mesela CHP'yi eleştirirken, CHP'nin siyasal zihniyetini eleştirirken CHP'li seçmeni ötekileştirmiyor. Tam tersine, o seçmeni de kendinden biliyor. Erdoğan budur ya. Türkiye'nin birleştirici gücüdür ya. Gerçekten ben Erdoğan'a bir tek AK Parti'nin haksızlık ettiği kanaatindeyim, kendi partimizin. Zaman zaman sadece ve yalnızca kendi liderimiz olarak gördüğümüz için, AK Parti kategorisi içine sıkıştırdığımız için haksızlık ediyoruz. Erdoğan liderliği AK Parti kategorisi içine sıkıştırılacak bir liderlik değildir. Türkiye liderliğidir, hatta Türkiye'nin sınırlarını aşan önemli bir liderliktir. Ama zaman zaman siyasetin doğasına uygun bir biçimde sadece AK Parti Genel Başkanı, AK Parti lideri gibi görüyoruz. Erdoğan liderliği bunu hak etmiyor. Bunu biz AK Partililer yapıyoruz. Yoksa ben Erdoğan'ın birleştirici bir siyasi lider olarak, aynı zamanda Türkiye'nin tarihsel misyonuna uygun olarak da Türkiye'yi güçlendiren önemli bir liderlik olduğu kanaatindeyim. Ben kutuplaştırdığı iddialarına katılmıyorum. Şöyle mesela ilk aklımda kalan bir şey, yani hem katkı yapayım. Mesela seçimi kaybettik biz altılı masa olarak. Sayın Recep Tayyip Erdoğan kazandı. Kısıklı'da konuşma